Ayancık ilçesinin tarihi ilk çağlara kadar uzanır. İlçe, Ayancık Tepesi'nin eteğinde, Ayancık Çayı'nın denize döküldüğü yerde, açık denize bakar şekilde kurulmuştur. Liman şehri olan Ayancık il merkezine 54 kilometre uzaklıktadır. İlçe yüz ölçümü 876 kilometre kare olup, komşu ilçeleri Türkeli, Erfelek ve Boyabat'tır. Toplam nüfusu 26.047 olup, köy sayısı 72'dir. ...1915-1917 yıllarına kadar birkaç ahşap ev ve iş yerine sahip, halkının esnaf bölümünü çoğunlukla Rumların oluşturduğu, küçük çapta kereste ticareti yapılan, pek yolu olmayan, ulaşımı motor ve kayıklarla, deniz yoluyla sağlanan tipik bir Anadolu kasabasıyken, orman zenginliği Belçikalılar tarafından keşfedilip 1926 yılından itibaren kereste fabrikasının kurulmasıyla bu küçük ilçenin tarihi değişmiştir. Fabrikanın kurulmasıyla yeni iş imkanları açılmış, yöre halkının artan geliri, ekonomik faaliyetlere çeşitlilik ve sermaye birikimi getirmiş, konut, yakacak, elektrik, ağaçlandırma ve ulaşım alanlarında önemli hamleler yapılmıştır. İlçenin toplam yüz ölçümünün çeyreği tarım arazisi olarak kullanılmaktadır. Fakat büyük bir kısmını eğimli araziler teşkil etmektedir. Bu durum, ilçede büyük tarım işletmesi olarak nitelendirebileceğimiz bir işletmenin bulunmasına engel olmaktadır. Tarım arazilerinin eğimli olması ve yıllık yağış miktarının fazla olması sebebiyle erozyondan çok fazla etkilenmektedir. İlçede 30 civarında aile balıkçılıkla uğraşmakta ve geçimini bu yolla temin etmektedir. Yöre, hem balık çeşidi bakımından hem de balık miktarı bakımından oldukça zengindir.
okuma yazma oranının %92.6 olduğu ilçede her yıl Temmuz ayının son haftası içinde yapılan Keten Festivali, Eylül ayının 3. haftası içinde yapılan Ayancık Panayırı'yla Hıdır Ellez Şenlikleri sosyal yaşantıyı renklendiren faaliyetlerdir.